Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle efendim Telebir'e verilen 3 günlük ekran karartma cezası ile ilgili görüşünüzü almak isterim. Aslında Rütük'ün Telebir'e verdiği ceza kararı açıkça tanımlamak gerekirse demokrasiyi tanımıyorum demektir. Demokrasiye karşı çıkmaktır. İfade özgürlüğüne açıkça bir darbedir. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Rütük bir saray sopası olarak tam anlamıyla bir sansür kurumuna dönüşmüş durumda. Maalesef bugün özgür yayıncılığa engel olan bir Rütük'le karşı karşıyayız. Şunu da ifade etmek isterim. Milletvekillerimiz televizyona çıkıp halkın sorunlarını anlatıyorlar. Ülkede olup biten yanlışları bir şekliyle dile getiriyorlar, ortaya koyuyorlar. Ve elbette eksiklikleri anlatacaklar, hükümeti eleştirecekler. Böylece hükümet eleştirilerden ders çıkarıp hatalarını görmüş olacak. Allah aşkına deprem bölgesine gittiğinde bir milletvekili arkadaşımız oradaki isyanı duyduğunda, o insanların yanına gittiğinde başka ne diyebilirsiniz ki? O insanların duygularını, o insanların isyanlarını bir şekliyle milletvekili arkadaşlarımız dile getiriyorlar. Ama saray iktidarı buna tahammül edemiyor, dinlemek istemiyor. Her şeyi toz pembe görmek istiyor. O kadar ki beyefendi galiz küfürler savurabiliyor. Yani televizyonlarda izlenmemesi, söylenmemesi gereken pek çok sözcüğü rahatlıkla kullanabiliyor. Çünkü başka hiçbir şey gelmiyor elinden. Ülkeyi yönetemiyor, baskıyla, sansürle, zorbalıkla, hatta hatalarının, eksikliklerinin üstünü örtmeye çalışıyor böylece. Kızarak, küfür ederek hatalarını, eksikliklerini gidermeye çalışıyor. Aslında bu deprem felaketi bize aynı zamanda özgür basının halk için ne kadar hayati olduğunu da göstermiştir. Evet. Çünkü özgür basın olmadığı takdirde vatandaşın yaşadığı acıların geniş kitlelere duyurulmasının imkanı olmayacaktı. İşte sarayın tahammül edemediği de işte budur. Tam da budur. Hemen Rütük harekete geçiyor. Televizyon kanallarına cezalar yağdırıyor. Telebir'e verilen bu 3 günlük ağır, orantısız ve hukuksuz cezayı kınamamak mümkün değil. Bir vatandaş olarak da, bir siyasi partinin genel başkanı olarak da doğruları görmek istemiyor. Doğruları görmekten kaçınıyor. Rahmetli İsmet İnönü çok güzel tanımlıyor. Diyor ki, suçluların telaşı içindesiniz diye. Olan tam da budur. Az önce siz de ifade ettiniz. Anladığım kadarıyla Tele1'e, Halk TV'ye, Fox'a ve Habertürk'e de ceza vermek için yarın toplanacaklarmış. Evet, evet efendim. Evet, hangi kurum çürüdüyse aslında bu kurumlarla tanışmaya başladık. Rütük'le de tanışacağız. Artık cezalarla kendi beceriksizliklerini, yanlışlarını örtmeye çalışıyorlar. Toplum aslında bunları biliyor. Hangi amaçla bunları yaptıklarının da farkında. O nedenle ben Tele1 çalışanlarına gerçekten sade bir yurttaş olarak da teşekkürlerimi sunmak isterim. Toplumun sesi oldukları için, toplumun sorunlarını özgürce dile getirdikleri için size, çalışma arkadaşlarınıza yürekten başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağolunuz. Bir sorum daha olacak yine bu konuyla ilgili. Bu bastırmaların başından itibaren depremin, hani genel olarak baskıyı biliyoruz medya üzerine ama işte bant daraltma oldu, cezalar oldu, karartmalar oldu, daha fazlası olacak gibi görünüyor. Yani Rütük'ün baskısıyla veya sosyal medya baskısıyla veya muhalif vatandaşlara, siyasilere baskıyla kendilerine ters düşecek bir noktaya gelebileceğini düşünmüyor mu iktidar sizce? Yani bunlar ters tepmez mi vatandaşta sizce? Evren Hanım, iktidar zaten yönetemiyor. Bunun farkında zaten. Yönetemediği için zaten doğru haber de duymak istemiyor. Ve karartmak istiyor, cezalandırmak istiyor. Doğruları dinlemeye, doğruları öğrenmeye tahammül edemiyor. Evet. Aslında sağlıklı bir iktidar, iyi çalışan bir iktidar, en çok medyaya ihtiyaç duyan iktidardır. Çünkü medya halkın gözü, kulağı ve sesidir. Alandaki aksaklıkları bildirecek. Böylece iktidar sahipleri aksaklıkları gidermek için çaba harcayacaklar. Aksaklıkları dile getiren televizyon kanallarını kapatarak değil.
Ama dediğim gibi Türkiye maalesef tek adam rejimiyle farklı bir sürecin içine savruldu. Dolayısıyla bir kişi var. O kişinin tahammül edemediği eleştiriler geldiği zaman yine sarayın alt pozisyonlarında görev alan kamu kurumları yukarıdan gelen talimatla gereğini yapıyorlar. Ya onlar da yaptıkları işin aslında yasalara uygun olmadığını, yasalara aykırı olduğunu biliyorlar. Doğru. Tabii doğal olarak sizler yargıya başvuracaksınız, hakkınızı arayacaksınız. Umarım namuslu yargıçlar, hukuktan yana, adaletten yana olan yargıçlar gerekli kararları verirler. Çok teşekkür ediyoruz. Desteğiniz için, katılımınız için Sayın Kılıçdaroğlu. Hoşçakalın efendim. Sağ olun efendim. Kolay gelsin size. Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hem Tele 1'e verilen 3 günlük karartma cezası ve önceki verilen cezaları